Her gruptan birer kişi talep ediyormuş. Abdülaziz Ural diyor, Osman Aroğlu diyor, Eray Mercan diyor, Masum Türker diyor. Şimdi biraz önce bir önergeyi oyladık. Şimdi bu önergeyi de oylayacağım. Ama nasıl oylamayı? Seçim kurulu benden diyor ki delegelere sor, onların kararını bize bildirin diyor. O nedenle isimleri ben oraya bildirmek zorundayım. Ne olarak görev yapıldığında seçilecek organlar oluyor. Kişinin genel kurulunda belirlenir. Hayır. Genel kurul nasıl belirler? Kararla belirler. Değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle. O zaman izin verin. Bir 4 kişi var. Biraz önce oyladığımız 4 kişi var. Bir de arkadaşlarımız diyorlar ki o 4 kişinin dışında ayrıca 4 kişi belirleyelim. Hayır. 4 kişiyi ayrı ayrı gruplar adına belirleyelim diyorsunuz. Şimdi bu konuyu ben burada bir konuda karar verecek insan değilim. Bana gelmeyin. Delegeler şimdi ne derse o olacak. Şimdi ben evet iki gruba da sırayla bir size oy vereyim, bir de öbür önerge sahiplerine oy vereyim. Efendim? Evet. Peki gruplar hemen bu isimleri versin, oynayalım. İsimleri verin, oynayalım. Aday olmayacak. Delege olacak ama burada aday olmayacak. Mustafa Coşkun. Bir kişi, iki kişi. Thank you.
Şimdi değerli arkadaşlar, izin verir misiniz? Tamam, değiştiriyoruz. Yok, yazalım. Şimdi değerli arkadaşlar, tamam. Evet, şimdi değerli arkadaşlarım, izin verirseniz adayların, daha doğrusu başkan adaylarının konuşması bölümüne, yani önergeyle değiştirmiş olduğunuz 10. maddeye gelmiş bulunuyoruz.